Ali Saydam, Fitne Aslında bir tür ilişki ve iletişim taktiği olan bu kavram, insanlık tarihi boyunca toplumsal ve bireysel hayatın çeşitli dönemlerinin içinde sürekli var olmuş. Hayatı ve tarihi belirlemiştir. Selçuklu ve Osmanlı tarihi, Avrupa tarihinin tüm dönemleri, orta ve uzak doğu ve nihayet minicik tarihiyle Amerika, hile, desise, tuzak ve fitnenin her çeşidiyle doludur. İslam aleminde ise fitnenin ilk ortaya çıkışı olarak kayıtlara geçtiği ifade edilen, Hazreti Osman zamanında Müslümanlığı kabul ettiği bilinen, annesi tarafından Yahudi olduğu iddia edilen Abdullah bin Sebe olarak kayıtlara geçmiştir. Ya edebiyat, sinema ve televizyon dizileri, onlarda da baş oyuncu her zaman fitne fesattır. Dünya klasikleri arasında yer alan Faust, Doktor Faustus, Mephistopheles, Amadeus, Mozart, Salieri ve Tchaikovsky'nin balesi Kuğu Gölü'nde Kuğular Kraliçesi Ode, büyücü Von Robert'ın kızı Odil, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın huzurunda Nuran Emma ve Bilimum Yerli Yabancı diziler. Şeytani, kötü olan her zaman tanrısal, iyi olanı yok etmek, dağıtmak ister. Bazen de bunu başarır. Milan Kundera'nın Ölümsüzlük adlı eserine atfen söylendiği üzere iyiler kazansaymış, tarih olmazmış. İnsanın bu dünyadaki ruhsal tekamülü kötüye, şeytani olana karşı mücadelede neş nema bulmuyor mu? Hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine biraz da o nedenle inanılmıyor mu? Sayın Cumhurbaşkanı'nın sözlerine bu bağlamda hiç şaşmamak gerekir. Cumhur İttifakı, 85 milyonun birliğinin, dirliğinin ve kardeşliğinin teminatıdır. İttifakımız ne kadar güçlü olursa, Türkiye de o derece güvende olacaktır. Fitne kazanı kaynatanların oyunlarına kesinlikle gelmeyeceğiz. Partimizin ve ittifakımızın surlarında gedik açılmasına fırsat vermeyeceğiz. Fitne tek taraftan gelmiyor bu kez. Her yönden, içeriden ve dışarıdan topyekün saldırıya kalkmış vaziyette. Amaç çeşitli. 1. Erdoğan'ı yalnızlaştırmak. 2. Bahçeli Erdoğan itimat ilişkisini bombalayarak ittifakı yok etmek. 3. Post Erdoğan. Erdoğan sonrası dönemi şimdiden bir tahrik unsuru olarak gösterip iktidar partisi saflarına nifak tohumları ekmek. 4. Ortada siyasi bir kaos olduğu, ülkenin yönetilemediği algısını yaratarak erken seçimi zorlamak, 5 ve nihayetinde Türkiye'de Amerika ve AB çıkarlarına hizmet eden, PKK ve FETÖ'ye yaşam alanı tanıyan, milli bağımsızlık ve bölünmez bütünlük meselesini rafa kaldıran bir iktidar modelini yerleştirmek. Şer zihniyetinin eninde sonunda hayırlara vesile olacağına inananlar, fitnenin zaferini çoğu zaman engellemeyi başarmışlardır. Bu kez de başaracak güç ve inanca sahiptirler. Ali Saydam, Yeni Şafak Tamer Korkmaz Tilkiler istedi diye kurtlar gitmez. Özgür Özel doğduğunda Recep Tayyip Erdoğan geçici işçi statüsüyle girdiği İETT'de ikinci ayını doldurmuştu. Dönemin başbakanı olan CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit, Necmettin Erbakan'ın liderliğindeki Milli Selamet Partisi ile koalisyonu artık sürdüremeyeceklerini duyurduktan iki hafta sonra istifa etti. 18 Eylül 1974. Ecevit'in istifasından 3 gün sonra Özgür Özel Manisa'da dünyaya geldi. O esnada Devlet Bahçeli Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisine bağlı İktisat Bölümünde asistandı. Deniz Baykal sadece 9,5 ay devam eden CHP-MSP hükümetinde Maliye Bakanıydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tam 18 yıl sonra CHP'yi ziyaret etti. Genel Başkan Özgür Hususi tarafından ağırlandı. Erdoğan'ın bundan önceki ziyareti mi? 10 Temmuz 2006 tarihinde CHP'ye gittiğinde Genel Başkanlık koltuğunda Deniz Baykal oturuyordu. Baykal, Erdoğan'ın siyasi yasağının Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kaldırılmasını sağlayan lider olarak tarihe geçti. O günlerde Özgür Hususi Manisa'da eczacıydı ve henüz siyasete girmemişti. AK Parti ile CHP arasında diyaloğun başlaması MHP'yi Cumhur İttifakı'ndan koparmak isteyenlerin iştahını kabarttı. Buna mukabil MHP lideri Bahçeli şu sözlerle gardını aldı normalleşme ve yumuşama arayışı temelinde yeni bir denklem kurulmak isteniyor. Şayet MHP bariyer olarak telakki ediliyorsa bize burada düşen her türlü fedakarlığı göze almaktır. Cumhur İttifakına olan bağlılığımız kararlılıkla devam edecek ve mecliste desteğimiz sürecektir. Cumhurbaşkanımızın sonuna kadar yanında ve arkasındayız. Onu kesinlikle yalnız bırakmayacağız. Kıssadan ise 7 Haziran 2015 seçimlerinden sonra bir dizi istik şafi görüşmeye karşın bir türlü kurmayı başaramadıkları AK Parti ile CHP'nin gerçekleşmeyen koalisyonu. Bazı truvaların içinde ukde kalmış olmalı ki bastırdıkça bastırıyorlar. Buna mukabil Cumhur İttifakını dağıtabilmek için açıktan veya kapalı kapıların ardında büyük gayret sarf edenlerin amaçlarına ulaşamayacakları görülüyor. Erdoğan'ın özgür hususu ile yaptığı iki görüşmede de yer alan CHP'li Namık Tanenbaum, Amerika'nın Fahri Ankara Büyükelçisi gibidir. Amerika'nın Ankara elçisi Jeff Flake sonbaharda görevinden ayrılmaya hazırlanıyor. Misal, onun yerine Tanenbaum'a atasalar zinhar eğreti durmaz. Diplomat değil, ilizyonist. Jeff Flake Reuters'a verdiği demeçte şöyle demiş. Türkiye ile stratejik ortaklığımız hiç olmadığı kadar güçlü. Yalanın kuyruklusu nasıl oluyor diye soranlar varsa şayet bundan daha iyi bir örnek bulmaları zordur. Türkiye stratejik düşmanı Amerika ile gizli harp halindeyken Jeff Flake'in iş bu sözleri bir madrabazlık baş yapıtı olarak sahne alıyor. Devlet Bahçeli bu vaziyeti Amerika gibi dost düşman başına diyerek izah etti. Şu sözlerde Bahçeli'nin Amerika Suriye'nin kuzeydoğusunda bölücü terör örgütüne seçim yaptırmak için uygun bir ortam ve zaman kolluyor, olacak şey değil. Donald'ın rakibi dondu kaldı. Amerika'nın bunak başkanı Joe Biden'a boşuna ayaklı mumya demiyoruz. Uykucu Joe Biden Beyaz Saray'daki bir kutlama sırasında katılımcılar dans ederken birden dondu kaldı. Bir dakika kadar öyle hareketsiz bir şekilde durdu. Biden'ın donmuş halinin videosunu izleyenler ilk anda Amerika başkanı kutlamaya gelememiş o yüzden olay yerine onun kartondan bir maketini yerleştirmişler diye düşünebilirler. Bu arada Joe Biden'ın vukuata doymayan oğlu Hunter Biden, yasa dışı silah edinmeyle ilgili olarak suçlu bulundu. Hakkındaki diğer suçlamalara dikkat kesilenlerse, turbun büyüğü heybede diyebilirler. Birkaç gün önce Siyonist işgalcilerin 4 İsrailli rehineyi kurtarma operasyonu katliamla biterken, 210 Filistinli masum öldürüldü. Biden'ın Beyaz Sarayı'ndan yapılan açıklama şöyleydi, cesur operasyonu destekliyoruz. Sivillerin tahammüden katledildiği bu vahşi operasyonun planlamasından uygulanmasına dek her yerinde haydut devlet Amerika'nın izi var. İkide bir ben bir siyonistim diyen Amerika'nın pedofil başkanı Joe Biden bir kez daha Adolf Netanyahu'nun soykırımcı ortağı olduğunu gösterdi. Tamer Korkmaz, Yeni Şafak Mahmut Öğür AK Parti MHP ittifakı neden hedefte? 31 Mart yerel seçimlerine giderken eski bir siyasetçiyle konuşuyordum. Lafı hiç dolandırmadan şöyle bir analiz yaptı. Bir yere yaz. Bu seçimleri AK Parti kaybedecek, büyük şehirleri büyük oranda CHP kazanacak, Cumhurbaşkanımız Erdoğan yalnızlaştırılıp sıkıştırılacak, devamında da AK Parti MHP ittifakının bozulması için her şey yapılacak. Analizin seçim sonuçlarına ilişkin bölümü şaşırtmasa da toplamına şaşırdım ve doğrusu inandırıcı da bulmadım ama unutmadım da. Sonraki süreci izlediğimde hep o sözleri hatırladım. Sanki onlar bir bir gerçekleşiyor. Baksanıza, seçim sonrası oluşan diyalog sürecine bile bambaşka bir misyon yükleniyor. Yeni dönem diye manşetler atılıyor. Yetinilmiyor. Daha önce denendiği halde vazgeçmedikleri büyük koalisyon öneriliyor. Dahası birileri ısrarla Cumhur İttifakı dağılsın çabası içinde. Anlaşılan siyasi diyalogtan böyle sonuçlar çıkarmak için arka planda başka hesaplar yapılıyor o hesapların bir boyutunu mhp genel başkanı devlet bahçeli türk siyasetinde normalleşme ve yumuşama iddialarıyla milliyetçi hareket partisine düzenlenen siyasi operasyonlar başlığıyla kamuoyuna duyurdu. Ortada MHP'ye yönelik siyasi operasyon olduğunu söyledi ve ekledi. AK Parti ile CHP arasında geniş tabanlı bir ittifakın vücuda gelmesi buna da altılı masanın diğer unsurlarının desteği, milliyetçi hareket partisinin samimi dileği ve temennisidir. Ancak şu notu düşmeyi de ihmal etmedi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da şartlar ne olursa olsun sonuna kadar yanında ve arkasında olacağımızı kesinlikle yalnız bırakmayacağımızı herkes çok iyi bilmelidir. Görünen o ki birilerinin Türkiye'ye yönelik oyunu bitmiyor ve bitmeyecek. Esas hedefte AK Parti ve MHP üzerinden Türkiye'nin küresel arenada izlediği bağımsız ve denge eksenli siyasetine son vermek. Kavganın arka planında da şu sorunun cevabı yatıyor. Türkiye Amerika'nın başını çektiği Batı bloğuyla mı birlikte olacak yoksa küresel güçlerle göz hizasında ilişki kurup denge siyaseti mi izleyecek? Bugünün siyaset mühendisleri açık açık Türkiye'nin son yıllarda kurduğu bu çok yönlü ilişkileri terk edip eskisi gibi Batı bloğuna teslim olmasını istiyor. Bunların AK Parti içinde uzantıları da var. Ondan sonra gelsin darbeler, gelsin küresel vesayet sistemi. 70 yıllık kısır döngü devam edecek. Sihirli formülde hazır AK Parti-CHP koalisyonu. Tıpkı 7 Haziran 2015 seçimlerinden sonra olduğu gibi büyük koalisyon vizyonda. Oysa bu iki parti geleneği 90'ların başında böyle bir koalisyon deneyimi yaşadı ve hüsranla bitti. Ayrıca bu iki parti arasında bırakın, küresel meseleleri, terör konusunda bile ortaklaşma yok. Siyasi diyalog bile daha yeni kuruluyor. Bu olumlu adım üzerinden başka hesaplar yapılıyor. Bugünlerde başta Kavala ve Kobani meselesi olmak üzere birçok konuda iktidara şunu yapsın bunu yapsın deniliyor. Peki muhalefet ne yapacak? Mesela CHP'nin bu konularda siyaseten uzlaşma sağlayacak bir yaklaşımı, bir öz eleştiri girişimi var mı? Siyaset şiddet ilişkisini sorgulayıp kent uzlaşısı yaptığı Dem Parti'yi siyasi alana çekmeye çalıştı mı? Suriye'de Amerika dayatması girişime CHP ne diyor? Bırakın gezi meselesini CHP FETÖ'nün kurumlarına sahip çıkmasıyla ya da Libya'da ne işimiz var siyasetiyle yüzleşti mi? Önümüzdeki dönemin yeni dönem olması için bu sorulara açık ve net cevaplar verilmesi gerekiyor. Sizce CHP'nin bu sorulara açık ve net bir cevabı var mı? Bu dayatmalar olup bitenler yazının girişinde sözünü ettiğim siyasetçiyi doğruluyor ama umarım haklı çıkarmaz. Mahmut Övür Sabah